hikayeyi yazmaya değer kılan sebepler neydi senin için? Bu hikaye nasıl doğdu? Nerede ateşledin fitilin ucunu? Ya aslında bunu biliyor musun? Kiralık Aşk'ın başlangıcı çok komik oldu. Biz Müge'yle çalışıyorduk zaten. Bir Kadın Bir Erkek'te Müge'yle beraberdik. Bir Kadın Bir Erkek'i finallemiştik. O zaman da bir iki tane çok başarılı romantik komedi Türkiye'ye romantik komedi rüzgarı getirdi. Böyle yağıyordu yani. Hani 10 tane falan romantik komedi başlayacaktı o yaz. Müge de dedi ki, ben de inanılmaz pesimistimdir. Dedi ki, gel bir romantik komedi yapalım dedi. Ben ki Müge herkes yapıyor ya. Yeni bir şey söyleyebilecek miyiz yani? Yapmayalım dedim. O tabii yani hani iş insanı olduğu için saçmalama para kazanacağız bir deneyelim dedi. Böyle sanatsal kaygılara kapılma başlatma şimdi dedi. Bir deneyelim dedi. Ben de oturdum bir hikaye yazdım. 10 sayfa bir hikaye yazdım. Ondan sonra Ömer Bey vardı o zaman Star TV'de. Ömer Bey bu sayfayı aldı. Tamam dedi, ben bu işi alıyorum. Bu arada evet. Ömer Bey dediği Ömer Özgüner. Ömer abi. Özgüner, evet. Ömer Özgüner'le Ümmü Buran. Tamam, yani ben burada bir şey görüyorum dedi. Yani bunu yapalım hadi falan. Herkes o kadar inanınca ben de tamam o zaman deyip yazmaya başladım. Kiralık Aşk biraz öyle bir hikayeydi. Yani ben bir hayal kurduğum, mücadele ettim falan gibi bir hikaye değildi. Biraz daha hani işi bilenlerin o kadar güvenmesi bana bir motivasyon sağladı. Ama sonra her şey hani seyirciyle falan karşılaştığımda o kadar yükseldi ki motivasyonumuz. Kiralık Aşk'ın inanılmaz iyi bir seyircisi vardı. Müthiş iyi duygularla yazdık her zaman. Seyircinin duygusu bize geçti. İnsanların hissettiği şeyler. O yüzden de ben çok motive yazdığım, çok çok sevdiğim bir iştir. Gerçekten de öyleydi. Bu arada gerçekten de Ömer abiyi hem çok severim hem de gerçekten bu işi çok iyi bilenlerden biri. Bence de. Ona göndermiş olalım. Peki.